Sevgili seyirciler, kahve molasına hoş geldiniz. Yılın son günlerindeyiz ve bugün de güzel bir veri açıklandı. Turizm, özellikle turist sayısı ve turizm gelirleriyle ilgili. Bu yıl biliyorsunuz 40 milyon turisti aşma hedefimiz vardı. Rakamlar gayet iyi. %19 Kasım ayında artış var. 1 milyon 970 bin turist Kasım'da geldi. Ocak-Kasım dönemine baktığımızda da 37,5 milyonu aşmış durumdayız. Bir Aralık ayımız kaldı geriye. Aralık ayında da inşallah 2 milyon, 2,5 milyon civarı gelirse bu yılki hedefimizi aşacağız. Burada tabii Avrupa'nın çok büyük payı var. Alman turist sayısında artış var. Rus turist sayısında ciddi artış var. Bir şey daha hatırlatmamızda fayda var. Biz en son 2015 yılında rekor kırmıştık. 41 milyonu aşmıştık turist sayısında. Sonrasında yaşadığımız birçok aksilik nedeniyle turizm gelirlerimiz ve turist sayımız azalmıştı. Ama 3 yıl içinde toparlandı ve bu yıl gayet verimli, karlı bir yıl geçti. 32 milyar dolar gelir hedefimiz vardı 40 milyon turistle. Bunu da başarabileceğiz gibi görünüyor. Birkaç tane daha veri söylemek istiyorum. Mesela Kasım ayında Amerika'dan gelen turist sayısında %143 artış var. Bu güzel bir rakam. Almanya'dan %53, İsrail'den %45, Lübnan'dan %84. Bütün bunlar belli ülkelerle yıl içinde aslında sorun yaşadığımız düşünülen ülkelerle de ciddi bir turizm başarısı elde ettiğimizi gösteriyor. Uzak Doğu'dan, Hindistan'dan ciddi artış var. Güney Kore'den artış var, Japonya'dan artış var. Bütün bunlar inşallah 2019 yılında ortada söylediğim gibi 2015 yılındaki rekorumuzu da 2019 yılında kırabiliriz gibi görünüyor. Şimdi bu güzel haberden sonra bir piyasalara bakalım. Piyasalara da tabii ki özellikle borsayla başlıyoruz. Borsamız bugün yukarıda, malum küresel anlamda borsalar çok hareketli. Bizde o kadar sert hareketler olmadı. BIST endeksimiz 91.223 seviyesinde. Devam ediyoruz. Döviz cephesinde bugün bir gevşeme var dolar ve euroda. Aslında euro birkaç gündür dolar karşısında güçlendi. Ama dolarda özellikle Sayın Trump'la Fed arasındaki gerilim nedeniyle dolara dönük endişeler arttı. Bu da bizim Türk lirası lehine bir etki yaptı. Dolar 5.26, euro 6.03 TL seviyesinde. Devam ediyoruz. Altın aslında birkaç gündür yükselişteydi. Hatta bütün bu stres ortamında güvenli liman olarak iyi bir fiyat performansı da gösterdi. Ama bugün gerileme eğiliminde. Gram altın 216 TL, çeyrek 353 TL seviyesinde. Petrolde 50 dolar seviyesindeydik. Aslında birkaç gündür hafif yükseliş var ama yine de bizim için daha uzun aralıkta baktığımızda iyi bir seviye. 53.89 Brent petrol. Faizlerde evet burada da sevindirici bizim açımızdan. Çünkü birkaç gündür tahvil faizlerinde gerileme yaşıyoruz. Bunun özellikle kredi faizlerine yansıması da önümüzdeki günlerde olur. 19.69 tahvil, repo 22.5 seviyesinde. Evet, şimdi kısa bir haber turumuz var. Haber turuyla devam ediyoruz. Ekonomik güven endeksi yükseldi. Aralık'ta geçen aya kıyasla %2 artışla 75.2 değerine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan bankaların durumu ile ilgili açıklama geldi. Bankaların sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğuna dikkat çeken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, mevcut sermaye yapısının riskleri yönetebilecek seviyede olduğunu belirtti. Et ve Süt Kurumu'na taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ithalatı için tanınan tarife kontenjanı süresi 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldı. Söz konusu ithalat kapsamında gümrük vergisi uygulanmayacak. Kuruma et ithalatı için 75 bin tonluk tarife kontenjanı açılmıştı. Türkiye Otelciler Birliği'nin Kasım 2018 ülke performans raporuna göre 2018 yılı 11 aylık performanslarda Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ülke oldu.
Otel doluluk oranları Ocak-Kasım döneminde %10.3 artarak %66.7'ye yükseldi. Evet, kahve molasında konuğumuz var. Stratejist Cüneyt Paksoy. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi özellikle bugün sohbet edelim istedik. Çünkü malum koca bir yıl artık geride kaldı sayılır. Ve yıl içinde çok şey konuştuk, çok şey tartıştık. Daha doğrusu tartıştılar. Bizim tartışma niyetimiz yoktu da. Şimdi son günlerde de ülkemiz açısından iyi veriler geliyor. Mesela bugün döviz rezervlerine de baktık. Orada da %5.6'lık resmi Türk Merkez Bankası rezervlerde artış var. Faizlerde az önce paylaştık, gerileme var. Dolarda gerileme var. Tüm bu çerçevede baktığımız zaman herhalde şöyle 2019'a girerken daha mı mutluyuz? Makro dengeler açısından diyelim. Tabii ki, çünkü çok zor bir seneyi, yani evet, daha doğrusu bir şekilde bize zorlaştırılan, dış etkilerle bize zorlaştırılan, Türkiye odaklı saldırılar da vardı. Bir seneyi biz birçok anlamda pozitif bitiriyoruz. Bir kere siyasi tarafta bir dengeyle bitiyor yeni yıl. Artı eski yıl, yeni yıla giriş yapıyoruz. Artı ABD ile olan iletişim, Rusya ile olan iletişim, İran ile olan iletişim, AB ile olan iletişimde daha iyi bir noktadayız. Evet. Belki de 2019 için bizi en çok ümitlendiren nokta bu. Çünkü bizim kur hatağını yediğimiz sebep tamamıyla siyasi efekti. ABD ile olan iletişimdeki problemdi. Biz Fırat'ın doğusundaki bir operasyon kararlılığına rağmen ABD ile olan iletişimimiz pürüzsüz gidiyor. Bu önemli. Tabii bunun dışında hükümetin, özellikle ekonomiden sorumlu yönetimi Sayın Berat Albayrak yönetiminde açıkladığı yeni ekonomik program, evet, ve enflasyonla mücadele, evet, evet, etkin mücadele programının meyvelerini vermeye başladı. Yani yılın önemli takvim günleri bunlar. Zaten şu an finansal piyasalarda oluşan kısmi denge, tabii bu sürdürülebilir olması, devamlılık arz etmesi önemli olacak. Tabii ki bir takım sorunlar var. Bunu hükümet de biliyor. 2019'da zaten yeni ekonomik programında 2019 için 2.3'lük bir daralma, kontrolü 5'ten oraya çektik. Aynen. Çünkü soğutmak gerekiyordu, sorunlar vardı. O yüzden. Aynen. Oldu. Ama mevcut durumda cari büyümeden fedakarlıkla cari fazla veren, evet, cari açığı düşüren, işsizlik noktasında çok agresif bir işsizlik problemi olmadan seneyi bitiren, büyüme noktasında muhtemelen son verilerle birlikte %3 civarında bir büyümeyi, evet, %3'ün üzerinde bir 2018'i bitirme şansı. Bu bütün bunların kur tarafına yansıması 5-5,5 bandı içinde bir dolar TL gösterge tahvilde 20, yani Merkez Bankası politika faizinin altında, enflasyonun, evet, altında bir gelişme. Uzun vadeli tahvilde 16-16,5, yani 2019'un enflasyon hedefi olan 16-16,5'lara inanan bir Ağustos öncesi verilerimize bir geri dönüş. Değil mi? Yani bir geri dönüş. Temmuz diyelim. Dolayısıyla biz şu soruya da cevap vermiş olduk. Ki enflasyonla mücadele önemli olacak. Orada son veri, Aralık verisini biz Ocak ayında göreceğiz. Evet. Muhtemelen 20-21 bandı içinde bir enflasyonla bitirirsek 2019 içinde daha pozitif düşünebileceğiz. Çünkü petrol fiyatları da bize, doğru, yardım ediyor. Ama en azından şu soruya da net bir cevap vermiş olduk. Kur atağı ekonomik sebeple miydi, yoksa siyasi bir takım streslerin oluşturduğu bir anomali, bir spekülatif bir hareket miydi diye cevap, evet, bir miktarı iktisadiydi ama önemli kısmı köpüktü. İşte evet, köpük kısmının alındığını 4,5-5,5 bandı içine gelerek göstermiş olduk. Yani Türkiye ekonomisinin gücü de ortaya çıkmış oldu. En azından stres dinamizmi gibi, hani, aynen öyle yaşamış olduk. Evet. Peki, o zaman şimdi yine güncelden devam edelim. Çünkü Amerika'da Fed ile Sayın Trump arasındaki gerilim hiç azalmadı. Hatta bugün o taraftan dendi ki görüşebiliriz Sayın Başkan'la. Hani ne anlatacaklarsa ya da nasıl görüşeceklerse. Bunu niye konuşuyoruz? Bu da malum doların gücünü etkileyen bir şey. Çünkü faizlerin, Amerika'da faizlerin yükselip yükselmeyeceği doları, dolar olduğu için de her şeyi etkiliyor. Şimdi ABD borsaları
belki de tarihin en önemli düşüş yani, sürecini 2018 yaşıyor. Kara bir yıl oldu. 29-30 buhranından sonra ya da 2008 krizinden sonra bir 2008 krizi kadar şu ana kadar bir düşüş neredeyse. Yani 600 puan. O dönemde de 900 puanlık bir kayıp vardı. 1500'lerden 666'ya gelmişti. Şimdi 2900'lerden 2300'lere gelmiş bir zaten S&P 500 endeks. Zaten bu biraz Sayın Trump'ı kızdırdı. Kızdırdı. Ama çok... sebebi de kendisi. Evet. Yani hakikaten Trump değişik bir insan. Yani bir yandan mevcut otoriteye karşı çıkıyor. Birleşmiş Milletler'e, Dünya Ticaret Örgütü gibi yerleşik örgütlere, hı hı, anlaşmalara karşı çıkıyor. Ticaret savaşlarını kendi başlattı. FED'e söylemleri haklı tarafı var mı yok muyu tartışmayalım ama şunu unutmaması gerekir Sayın Başkan'ın. Daha önce 2008 krizinden dünyayı bu noktaya getiren FED'dir. Doğru. FED'in attığı adımlardır. Parasal genişlemedir. Şimdi ekonomide iyileşmenin gereği olarak adımlarını atıyor. Kontrollü bir şekilde gidiyor. 2,5'lara getirdi faizi. Ve gereğini yapan bir FED varken o Trump'ın görevden alırım ma kadar getirdiği eleştiriler piyasaları çok rahatsız etti. Kesinlikle. Bir şey daha rahatsız orada etti. Orada dengeyi bozdu değil mi? Bozdu. Borsaları bozdu. Kurlar açısından kurları bozdu. Bozdu ve ABD bence 2019'un ABD'de başkanın geleceği, başkanın FED'le olan iletişimi, FED'in politikaların bilinmezliği en büyük risk faktörü haline geldi birdenbire. Küresel ekonomi bu risklerle geliyor. FED'i de kavrayamamış durumda piyasa. FED ne yapmak istiyor? Çünkü bir anda siyasetten çekilecek hali yok ama bağımsız bir merkez bankası. Dedi ki biz 2019'da stop yapabiliriz. 3.2'ye düşürdü. Evet. Tek düşürmediği bilanço küçültme. Henüz orada bir geri çekilmeleri yok. Ama FED'in kafa karışıklığını gidermesi çok önemli. Doğru. Onun için bütün 2-8 toplantısını basına açık yapacak. Açıklamalı yapacak, konuşmalı yapacak. Bu sözlü yönlendirmeyi de kullanacak olan bir FED gerçeği belki ortaya çıkarıyor. Başkanla iletişimi açık kurduğu için Twitter üzerinden. O da iletişimi direkt açık yapıyor oluyor. Bakalım. Ama bütün global piyasaların geleceği ve gelişen piyasaların geleceği biraz FED'in artık elinde gibi gözüküyor. Peki biz bir azıcık altını da konuşalım. Çünkü izleyicilerimizden altın yatırımcıları da var maalesef. Hani maalesef diyorum çünkü altının ekonomiye zaman zaman katkısı oluyor ama genelde hani yastık altında olan bir yatırım aracı. Şimdi tabii altınla ilgili biraz talep oldu değil mi? Tabii yoruma geçmeden son bir cümle. Hı? 2019 majör merkez bankalarının yılı olacak. Sadece FED olarak merkez düşünme. Bankalarını konuşacağız. Avrupa Merkez Bankası. Bizde de belki şimdi faiz açısından değil mi? 3 ay sonra falan artık. Duruma göre manevra alanı veriyorsa Merkez Bankası. Yani FED, ECB, Japonya Merkez Bankası, Çin Merkez Bankası ve bizim özelimizde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. O notu düşelim. Altın önemli. Altın yatırımcısı ciddi para kazandı. Gram altın tarafında özellikle. 150'lerden, 130'lardan 200'lere, devamlı 250'lere kadar uzanan, rekor seviyeleri uzanan bir gram altın gördük. Tabii bunda dolar TL'nin de etkisi vardı. Yani çünkü gram altın içeride biliyorsun dolar TL ve spot altın fiyatlamasından etkileniyor. Şu an spot altında FED belirsizliğiyle ve dolar endeksinin geri çekilmesiyle birlikte 1270'lere, 1280'lere kadar ulaştı. Yani önümüzdeki dönem bu kadar risk başlığı varken, jeopolitikleri saymadık, daha Çin ekonomisini saymadık, İtalya'nın borsunu saymadık, sarı yelekleri saymadık, ABD ekonomisini belirsizlik. Bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda altın muhakkak portföylerde olmalı demeye devam ediyor. 3 senedir aynı şeyi söylüyoruz, gene aynı şeyi söylüyoruz. Geri çekilmeden alım yönünde kullanılmalı sadece. Çünkü spot altın 1400 dolar aşacak olursa, herhangi bir sebeple dilemiyoruz, beklemiyoruz ama 2500'lere kadar bir grafik var. Çok kısa, bunu mutlaka konuşmamız gerekir. O yüzden kesiyorum altını. Borsamız, bizim borsamız. Vallahi, biz 100 bini aşamadık. Malum küresel anlamda borsamız. Birkaç defa test ettik aslında. Şöyle bir ne olabilir önümüzdeki? Seneye 121 bin rekorla girdik. Devamında erken seçim kararı, akabinde malum finansal saldırı vesaire. Borsa İstanbul'u faizlerin yükselmesi. Dolar bazlı tarihi diplere getirdi. 1.2 2008 gibiydi. Bankacılık sektörünü altta 1'e düşürdü dolar bazlı. Hali hazırda çok ucuz bir borsa var. Tüm zamanların rekoru aslında dolar bazlı 5 sent. Aslında ciddi fırsat var. Her zaman 1-1,5 sent bandı içinde
doğru hisselerde alım yapan yatırımcının kazanabileceği bir dönemdeyiz. Zaten son verilerde de yabancılar alıma başlamış gibi 65'lere görünüyor. 65'lere geldi yabancı payı, önemli. 67'lerden 62'ye düşmüştü. Tekrar 65'e geldi. Bir şey bekliyor. Yani ABD borsanın normalleşmesini... Evet, aslında küresel bir ışık olsa biz daha hızlı çıkacağız. Biz daha hızlı çıkacağız. 95-97 bin bandı TL bazı geçildiği andan itibaren dolar bazı 2 senttir hedef. TL bazı 105-110 bindir minimum. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, kahve molasından bugünlük bu kadar. Pazartesi görüşmek üzere.